Stüdyoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bundan sonra böyle birazcık arada simülatör oyunları mı deniyor buna? Sanırım simülatör oyunlarına karşınızda olacağız. Tabii bunlara devam etmemiz için sizin beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Ekiple birlikte bugün fast food dükkanını işleteceğiz. Umarım çok sakin bir gün olur. Tatlı tatlı ürünleri satar, devam ettiririz diye düşünüyorum. Karşınızda Hyper Kaan ve Furkan. Arkadaşlar biz daha önceden girdik ekiple birlikte. Bir ufak denedik. Oyun ücretsiz, sıkıntısız bir şekilde oyuna girebilirsiniz. Arkadaşlarımızı davet ettik. Kaan'a davet ettiğimde işe yaramıyor. O yüzden hemen şuradan bir oturum deyip lobi şifresini kopyalayıp Kaan'a özelden atacağım. Bazı arkadaşlar girmekte sıkıntı yaşıyor olabilir. Böyle olduğunda bu yaptığımı yapabilirsiniz. Hemen şurada takım da burada olduğuna göre bir dükkan eğitici ile başlayalım. İlk önce bir dükkanın kapısını açıyorum. Açılsam açıl. Arkaya doğru gidiyorum. Bir bilgisayarımızı açacağız arkadaşlar. Canım bilgisayarım. Bilgisayarı başlattık. Oturduk bilgisayara. Bilgisayar başlatılıyor. Bilgisayardan ne yapacağız? Ürünlerimizi isteyeceğiz. İlk önce ürün siparişi verelim. Bizde ne vardı? Köfte vardı, burger vardı, sarma kağıdı vardı. Bunları sipariş ettik. Burada seviye gördüğünüz üzere, altta yazdığı üzere seviye atladıkça yeni şeyler gelecek. Daha da zorlaşacak işimiz ve bizim az önce duyduğunuz ses dükkana araba geldi. Bu arabayla kamyon. Arkadaşlar mal geldi. Malları alın dolaba. Dolaba malları alacağız arkadaşlar. Hyper gelmiş, pardon. Ya! Hani nerede Hyper? Hani? Bu da oğlum, kapatın. Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Bir dakika, şuradan bir tane aldık. Lan kimi arabaya kilitlediniz siz? Ziya. Kilitlemediniz değil mi? Doğruyu söyleyeyim. Size güvenim sıfır. Size güvenim gerçekten sıfır. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim köfte şefimiz Kaan Usta. Kaan Usta. Biliyorsun ki biz bir aileyiz. Biz de sen köfte işindesin. Evet, köfteci Kaan olarak. Köfteci Kaan arkadaşlar, köfteyi önlü arkalı 150 dereceye kadar pişirmeniz gerekiyor. İşte 100 ile 150 arası mıydı Kaan? Kaç dereceydi? 90 ile 120 arasında bırakıyorum. Okey. O aralıkta pişirmeniz gerekiyor. Bunun üstüne çıktığında müşteri beğenmiyor, kalkıyor gidiyor. Ben böyle dükkanımda sizin yapacağınız işin de deyip bize sövüp çıkıyor, haberiniz olsun. Bu olmaması için buna dikkat etmeniz lazım. Bizim Kaan Usta bunu gayet iyi yapıyor. Kaan Usta merhaba. Gördüğünüz arkadaşlar Hyper Garson, çık dışarı. Tamam. Bir de Furki. Furki bizim kasiyer. Furki doğru düzgün dur. Kasiyersin sen. Kasiyer dedim biraz ayakta durur. Evet arkadaşlar, ben neyim? Ben de burada ürünleri hazırlayacağım. Ekmek nerede? Böyle olur mu? Ya inanılmaz, biz oraya nimet koyuyoruz. Nimet. Evet arkadaşlar, biz şuradan şunları alıyoruz. Bunlar ne? Yemek tepsisi. Birazdan oynarken daha rahat göreceksiniz ne nasıl yapılıyor, neyi nasıl yapmalıyız. Şimdi dükkanı aç. Açtım. Açtım. Lan köfteler pişti mi? Ya dükkan adını koysana bu arada. Dükkanın adını mı koyayım? Uygula. Nice. Arkadaşlar benim oyunlarda genelde adım Pika, o yüzden kısaltması PK olarak yapıyoruz. Şimdi hemen bir gel ablacığım, gel. Burger yapıyoruz. Ne sipariş geldi arkadaşlar? Sipariş ekranı burası. Double burger istiyor. Hemen bir double burger yapalım. Aha yapıştırdık. Bir dakika. Şuradan bir tane tepsi çekiyorum. Tuttum bunu. 4 numara sipariş hazır. Buyurun 4. Müşteri yavaş geliyor. İşte böyle biz önden hazırlık yapıyoruz. Dikkat edin. Bakın şurada ekmeklerin üstü ve altı bile karışabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burger yeni müşteriyi aldın mı? Evet aldım. Düz burger istiyor. Hemen düz burgeri yapıyoruz. Camı da mı var? Ya öyle değil işte. 9 numara. Hocam efendi. Lan sen niye deli danalar gibi dükkanın içine koşturuyorsun? Bak limitin üstüne bastı bak. Lan ne yapma diyorum. İnsanlar bizi deli sanacak. Hemen bir normal abi hamburgeri ne? De yaptık, yolluyoruz. Abi lan çocuk musun sen? İki masa. Bak, tütüyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Müşteri çok az geliyor. Evet, normal hamburger istiyor. Hemen bunu da yaptık.
İlk gün normal, sonra bir yoğunlaşıyor ki, bir yoğunlaşıyor ki, üf yetişemiyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere inanılmaz sakin gidiyor. Her şey çok yolunda. Biz her şeyde mükemmeliz gibi gözüküyor. Birkaç gün sonra burada olan kaosta tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Birkaç gün sonra yine burada olacağız. Let's go! Nazlı'da çalışsam burada zengin olurum değil mi? Wow. Onlar şimdi toplayalım. İyi bahşiş veriyorlar değil mi? İyi. Abi cepleri mi bunlardan? Lan yıpır! Ağzını yıkıyorum ha! Şimdi, parayı sayacağım. En azından kaç tane müşteri geldiğini saymıyor. Sıkıntı yok. İlk günden karda kaldık ha. Super hata gibi geliyor. Hadi ablacığım. Hadi al bir çocuk daha. Hadi. Hadi bir kıtır. Nereye gideceğiz ya? Hadi ya. Hadi Allah. Hadi. Hadi. Bir kıtır daha. Oğlum ne yaşıyorsunuz ya siz? Kapandı kapandı, hadi güle güle. Bekle. Evet arkadaşlar, ilk günümüzü geçirdik. İlk günümüz muhteşem geçti. Normal 1000 dolarımız vardı. Biz harcama yaptık. Üstüne 1144 ve bütün bence müşteriler memnun bir şekilde kapattı. Bir tane köftemiz artmıştı. Mecburi çöpe attık. Çünkü ertesi güne işte pişmiş köfteyi satamıyoruz. Gerçek burgerciler gibi değiliz. Profesyonel olsaydık onu 5 gün daha satardım ben. Ama burada oyunda böyle olmuyor. Biz etik kurallara dikkat eden bir işletmeyiz. Şimdilik bir sipariş geçmeyeceğiz. Yani sabah geçeceğiz. Bütün malzemeleri topladık. Dışarıda köfte falan olmuyor. Onları da dolaba atıyoruz. Ha, dükkanı kapatın. Kapıları kapatın. Malzemeler de çıktı. Seviye atladık ya. Yeni malzemeler de çıktı. Onu şeyde birazdan göstereceğiz zaten. Hadi let's go. Günü bitiriyoruz. Hemen bir gün raporuna bakıyoruz. Bütün gelen müşteriler memnun bu şekilde gitti. Bunun en büyük sebebi yaptığımız köfteler çok iyi. Kaan Usta'nın köfteleri muazzam. Hipper güzel servis yaptı. Fırki iyi karşıladı. Ben zaten muhteşem bir insanım. İşte gördüğünüz gibi. Ama şey, şey diyebilir miyim? Ne? Hep paylaşırım. Neredesin? Sana bak. Orada köftelerin asıl lezzetleri nerede biliyor musun? Neredesin? Nerede? Ne? Önde. Evet bu. Etçek etti etçek. Diye oraya koyarken hayır. Bir tükürdüm böyle. Ya kan ya, sana inanmıyorum. Asıl aroması orada tabii. Sonra ölüp diyor. Tamam, iyi söyledin bak, bunu diyeceğim ki özel arabalı hamburgerimi diyeceğim müşterilere. Özel arabalı. Abi, ağlayacağım ama. Arkadaşlar dün bir sürü seviye atladık dedim ya, müşteri memnuniyeti çok iyi oluyor. Seviye hemen atlıyorsunuz. Biz bayağı iyi müşteri memnuniyeti yaptık. Seviye atladığı için hemen içecek bardağıyla ketçap da açıldı. Bunları da sipariş edeceğiz. Şu an bizi izleyen üniversitede arkadaşımızın ileride çalışan için bir şey. Arkadaşlar bu zaten... bir simülatör değildir. Gördüğünüz üzere bunlar sizin geleceğiniz, üniversite arkadaşlarımızın geleceği. Öğrenin arkadaşlar, iyi bir bakar. Bak teknik bunlar. Bakanın özel aroması falan, bunlar özel teknikler. Yani onu ama gösterme deyip. Tüm olayım da. Olur ne olmaz. Anım, gıda dedektifine yakalanıyormuşuz. Ha. Bizim kanalı kapatıyorlarmış. Yıka. Arkadaşlar kamyon geldi, kamyon. Yardım. Şikayet gelmeden yap Kaan. Ayy, hepsi burada ya. Seri çalışın arkadaşlar. Şu ketçabı aldım. Ketçapları dolduruyorum. Çekil. Yıpır, ben dükkanın sahibiyim. Ben niye bu işlerle uğraştırıyorsunuz ya? Sen geldin. Ama sen elemanla iyi davranan birisin. Ne alakası var lan? Ben niye size iyi davranayım? Merhabalar. Boş konuşma. Tamam. İnanılmaz ya. Beni. Bardak. Hemen güne hazırlığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı servis. Hızlı servis çok önem verdiğimiz bir şeydir. Bardağın dükkanı kutusunu hemen be. İçecek şeyin altına koydum dolabına. Tamam, fırki ona bakacağım. Restoranı açtım, hipper. Etrafta temiz olsun. Garson. Aymanı gö- Hayda. Çalış. Ben sana para vermiyor muyum? Vermiyor olabilirim. Vermiyor. Ama sana yemek veriyorum. Oha. Yemek de vermiyor. Kendini arabanın önüne attı. O kadar dram yapmayın arkadaşlar ya. Bu kadar kötü şartlar altında çalışmıyorsunuz yani. Nasıl bir dramdır? Ağzınıza tükürürüm siz. Arayayım bakayım. Geldin benim orayı. Lan. Hello. Fırki! Ekmeğin üstünü koymayı unuttum.
17 numara. Kan bunu çöpe at. 17 numara. Bu kaç? 17. Ne tepki verecek acaba? Belki fark etmez arkadaşlar. He. Ama yapmasaydın keşke, memurdu o ya. Hadi lan. Vallahi ya. Fark yiyor ya, fark etmedi gibi. Yiyor mu lan? İyi. 16 numara. Eğer bir tane daha memur gelirse çok beğendi. Ulatı hepsini üstüne getiririz. Hadi yine ekmeklere basıyorsun. Ayak lezzet vereyim. Ne? Peynirli. Peynir aromatörü bir tane. Bir dakika. Allah'ım sağlık baharlı. Geliyorum. Lütfen. 3 numara. Üçecek sadece 3 numara. Abi, altını koy. Altını şeyi kaydı. Üstü altı koydun. Ver ya, bu da kötü olsun, ver ya. Kan altını üstüne altına koydum, inşallah fark etmez. Abi sen nasıl bir yoktadasın, bunu bile beğendin ya, helal olsun sana ya. O ye falan mı dedi? Arkadaşlar 3. günü de elhamdülillah atlattık. Biraz ekmek falan bir şeyler unuttuk ama ya atlattık yani. İyi, iki tane müşteri memnun değil. Bize yine domates açıldı. Domates ve yine domates, bir de turşu. Bu ne lan? First aid kit mi? Kendimi dondurucuya kilitleyebiliyorum. Bel abi gel. Ho, lan ho. Lan! Kan! Oldu. Araba altında kaldık. Kendimi dondurucuya kilitledim yanlışlıkla. Kaldım içinde. İçinde kaldım lan, çıkamadım. Lan! Ocak köfte örtüme bekle. Ne lan, bir tane gitti. Koy lan içine. İçine koy. Bu mu? Lan bırak elimden. Tamam gel. Kendine. Uyum buraya. Lan! Kendimi arkadaki dondurucuyla yanlışlıkla kilitledim. Arkadaşlar bugün de bitti. Biz kaçıncı gündeyiz ya? 5. gündeyiz galiba. Bir hemen bakalım kaçıncı gündeyiz. 4. günde son seviyeye gelmeyi başardık. Müşterileri çok memnun ettik. Patates kızartması da açıldı. Artık her şey hazır ve biz inanılmaz yorulduk. Gördüğünüz üzere üniversite öğrencileri için önden bir çalışma simülatörü yaptık. Üniversite öğrencileri için yeterince bilgili olduğunu düşünüyorum bu videonun. Sizleri seviyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz insanlara tükürüklü köfte verirken çok eğlendik. Köfteci Yusuf, pardon. Orası değil. Değil. Orayı keseceğiz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Devamı da gelsin istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Bye bye. Yeter, kapat. İyi bari tükürük su verdiğimiz